arkadaşlar, size bugünkü videoya bir hikayeyle başlamak istiyorum. Çok yıllar önce Sami adında bir çocuk yaşıyormuş. Sami'nin annesi onu çok küçük yaşta terk etmiş. Sami ve babası birlikte çok zor bir hayat yaşamak zorunda kalmışlar. Sami ilk eğitimine başladığında babası onu üzülerek izliyormuş. Çünkü Sami terk edildikten sonra çok büyük bir beceri kaybına uğramış. Sami kalem tutamayacak kadar ellerinin kas katı olduğunu babası görmüş, öğretmenleri görmüş ve okuyamayacağına karar vermişler. Okuyamadıktan sonra babası onu o zamanın en kolay mesleği olan bir hasır dokuyucusunun yanına vermiş, çırak olarak. Fakat orada da ellerinin sanat öğrenemeyecek kadar hünersiz olduğunu görmüşler. Babası her şeyden tam ümidini kesmişken, yıllar önce onları terk eden annesinden Sami'ye bir hediye gelir. Sami çok heyecanlanır. Heyecanla o kutuyu açar ve içerisinden bir mektup ve bir saz çıkar. Mektubu okuduklarında Sami'nin annesi onu unutmadığını, onu çok özlediğini ve ona çok değer verdiğini anlar. O günden sonra Sami o sazı her gün inceler, her gün çalmaya çalışır, her gün kurcalar, yeni yeni melodiler çıkartmaya çalışır. Ve en yakın zamanda da çok ciddi müzikler yapmaya başlar. Hani kalem tutamayacak kadar kas katı olan eller, hani o sanat öğrenemeyecek kadar hünersiz eller bir anda bir sanatçı edasıyla o sazı çalmaya başlar. Babası bu durumun karşısında çok heyecanlanır ve çok şaşırır. Bunu o zamanın orada bilgisine güvendiği birisine danışır. Olayı en başından itibaren o bilge insana anlatır. Bilge insan ona der ki, Sami annesi terk ettiğinde unutulduğunu düşündü. Unutulmak aşağılanmanın en berbatıdır. Aşağılanmak ise bütün kabiliyetleri, becerileri siler. Sami ne zaman hatırlandığını, unutulmadığını gördü, o zaman bütün kabiliyetleri, becerileri tekrar yerine geldi. Bu temsil hikayeden bizlerin de çıkartması gereken bazı dersler var. Bizler de Sami'nin annesi gibi bazen çocuklarımızı hatalar yapıyoruz. Tabii ki çocuklarımızı terk etmiyoruz. Fakat en başta çocuklarımızın öz saygısını ezmeye çalışıyoruz. Bazen onları çok koruyoruz ve onları adeta pamuklar içerisine sarıyoruz. Bazen onları dinlemiyoruz. Bazen zaman yoğunluğundan dolayı onlarla zaman geçirmiyoruz. Bazen hayır dememiz gereken yerlerde onlara hayır diyemiyoruz. Bazen olumsuz bir davranış gösteriyor. O durumu bizim hoşumuza gidiyor ve o durum karşısında onlara ses çıkartamıyoruz. Tüketim çılgınlığına biz de kapılıyoruz. İstediği her şeyi önlerine istedikleri kadar yığıyoruz. Bu da zamanla çocuklarda bazı davranış problemlerine neden olabiliyor. Tabii ki bunların bir kısmı yapılabilir, yapılmaz. Bu aile içerisinde bazı durumlara bağlı. Fakat bütün davranışlarımızın temelinde çocuklarımızı sevdiğimizi, onları unutmadığımızı, onlara saygı duyduğumuzu gösteren davranışlar göstermeliyiz. Bu dersten, bu hikayeden çıkartılması gereken en önemli derslerden birisi aslında bu. İkincisi, hani saz gelmişti, hediye gelmişti, çocukta büyük davranışlar oluşmuştu, değişiklikler oluşmuştu. Bizde de bunun özünde, bu davranışlarımızın özünde onlara saygı duyduğumuzu gösterebilmeliyiz. Burası önemli. Hayır derken bile çocuklarımıza, çocuklar bilmeli ki annem ve babam beni gerçekten seviyor, bunun için hayır diyor diyebilmeli. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.